Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu da ne demek oluyor? 6 kere 6 36. Babam bu yıl yolda kaldı, çöpçü aldı götürdü, babam bıyıksız kaldı. Evet, bu iğrençliği kenara bıraktığımıza göre bölüm arası yaptığımız önemli bir detaya değinmem lazım. Reha ile beraber önemli bir proje üzerinde çalıştık. Ama sadece crafting'den ibaret olduğu için gösterebileceğimiz bir şey değildi. Dı dı dı. Evet, bu bir Tier 2 roket. Bu arada bunun uçuşunu göstereceğim. Bu arada altını şöyle bir düzene getirdim. Uçuşunu göstereceğim. Uzay mekiğimize giderken fuel'ı bize reha saldı. Pili bitirmişiz. Oh yeah. O zaman kendimize geldikleri gibi giderler diyoruz ve asansörümüze geçiyoruz. Bu asansör cidden çok keyifli. Hani yapımı uğraştırdı ancak kendisi inanılmaz derecede keyifli. Abi de gösterdiğimi bilmiyorum ancak şurası bayağı bir disk dolu. Ve her şeyimizi bir de Magnum Torch'u craft ettik. Potionlardan birinde hata varmış. Evet. Bu nedir diye soracak olursanız oksijen korektör ve oksijen kompresör. Basitçe özellikleri, bu arada video başlamadan önce kahvem genzime kaçtı. Basitçe bu havadan oksijen topluyor, bu oksijeni şunların içine atıyor. Bunlar oksijen tanklar. Şu Mars'ta, bu arada senin buraya girmemen gerekiyordu. Mars'ta donmamızı engelliyor. Çünkü Mars soğuk. Ve şuraya Assembling Machine'ler, Basic'ler. Advanced Wire Mill, Advanced Alloy Smelter ve Fluid Extractor. Ve bu ne diye soracak olursanız Fluid Interface. Normal ME Interface direkt olarak Network'e bir şeyler atabiliyor. Fluid Interface ise Network'e sıvı atıyor. Buraya inscriber'larımızı yerleştirdik. Bunları kopyalamanın yolu ise gördüğünüz gibi Block of Iron. Kopyalayıcı da şurada. Ve oraya gitmemize gerek yoktu. Buraya. Bunu döşeyelim. Ardından Chest. Aslında Skystone Chest kullanabilirim. Çok daha makul olur. Ve bir adet de Interface. Ama büyük alımda. Evet ve sen de gel. Skystone Chest Interface. Teşekkürler. Evet. Burası benim otomatik olarak chipsetleri üreteceğim alan olacak. Birazdan şunlara girişeceğim. Öncelikli olarak bana bolca interface lazım. Interface! Aslında düşününce çok daha makul bir düzen buldum. Evet, bu çok daha makul çünkü bunların bu şekilde dizilmesinin sebebi bunlara sıvı girişi de olacak ve sıvı girişini yapmak için kullanacağımız yöntem birazdan gözükecek. Evet, ve şimdi bana bir de pipe.
O zaman bana biraz bronz lazım. Ya dur, bronz değil de çelik kullanalım. Normal pipe. Small pipe koymamış mıyım? Hayır, koymamışım. O zaman öncelikli bir normal pipe, small pipe. Hammer'ımız yok mu? Çünkü hammer yukarıda kalmış. İki tane yapalım. Ardından small pipe. Bir. Tiny pipe'a ihtiyacımız olur mu? Olur bence. Sonrasında da tiny pipe mi yapayım, small pipe mi yapayım? Ha, small pipe. O kadar da cimri olmayalım. Tamamdır. Biraz fazla craft ettik ancak gayet makuldür gene. Bunlar buradan hayır, sen şöyle gel. Hatta yok, gerek yok. Evet, 3 kanal. Toplamda 6 kanal kullanacak burası. Evet. O zaman mantarlı, sen şöyle gel. Şuraya bir tane daha fluid extractor gelecek ancak şu an yapamıyorum çünkü circuitlerim bitti. Ve onları craft etmek için oto sistem yapıyorum şu an. O zaman export bus. Şimdi öncelikli olarak bir adet fluid export bus lazım bana. Fluid export bus'ı buraya koyacağız. Kendisi sıvı aktarıyor. Ve ardından soldering alloy. Evet. Ve sıvıyı otomatik olarak dump et ve buraya dump ettiğini göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi. Sonrasında da bir adet sevgili drum. Şurada ufak bir avantajımız var. O da biraz cable alalım. Evet, bolca cable craft etmişim bölüm arası. Evet, bunlar gelsin. Ardından bu gelsin, bu gelsin. Sonrasında yapacağımız şey bu ve bu. Tamam, burası 7 tane kanal kullanıyor. Ve ardından bir siteyi doldurduk. Evet. Şimdi bir de sırasıyla dur. Export bus lazımdı normalde.
Özür dilerim. 4 tane bulunuz. 4 set yapalım. Bir adet export bus. Sen şöyle geleceksin. Sen bunu bırakacaksın. Ayrıyeten buna bir adet crafting kart gerekecek. Çünkü o aynı zamanda craft edecek. Ya dur, kapasite kart mı yaptım? Evet, kapasite kart yapmışım. Kapasite karta ihtiyacım yok ama. Benim crafting karda ihtiyacım var. Kapasite kart geç. Crafting kart burada craft yapabilmesini de sağlıyor. Evet. Burası 2 kanal. Burası 4 kanal, burası 4 kanal. Bu bununla aynı kanala bağlı olacak. Evet, aslında dur. Düşününce yok. Tamam, konsepti düşündüm. Bu arada buraları hiçbir şekilde subnetwork olarak döşeyemiyorum. Çünkü crafting işlemi yapacaklar. Crafting işlemlerini subnetworklere yaptıramıyorsunuz. Yani crafting komutunu mutlaka bir ana network vermek zorunda. Bu arada sanırım burayı 8 kanala nasıl tamamlayacağım buldum. Evet, bununla. Burası 8 kanal. Burada bir adet renklendirme gerekecek. Evet. Ardından aşağıya doğru iniş. Ve burada bir interface. Aynı şekilde buradan da bir interface. Evet, basitçe sistem bu. Peki buralarda ne olacak diye soracak olursanız onlara girişeceğiz. İlk olarak wire mill. Ha yok, wire mill değil. Alloy smelter. Ama bizim ilk olarak bir pattern, tabii ki de bu program çıkartacak. Evet, blank pattern. Evet, 8 tane blank pattern yapalım ve bir adet pattern terminal. Boşa crafting terminalimiz varmış ve crafting maestro. Seni şuraya atalım. Voila. Şimdi bu moda geçirelim. Ardından sana ne diyeceğiz? Evet. Red alloy yapmamız gerekecek. Bu red alloy, alloy değil. Bu red alloy. Bir adet copper ve bir adet redstone. O zaman düzgün hale getirelim. Bir adet copper, 4 adet redstone. Kaç tane veriyor? 1 tane veriyor. Bir adet red alloy wire. Apart red alloy ingot. Tamamdır. Sonrasında da bir adet red alloy ingot bize wire mill. İki adet red alloy wire veriyor. Bu arada bunları ana network'e bağlayacağım birazdan. Sen alloy smelter'sın, yani sana shift'e basılı tuttuğunuzda bu arada gösteriyor ve gördüğünüz gibi interfacer'in şu kısmına pattern'lar yerleşiyor. Ve buna da sen geçeceksin ve senin buradan bağlanman lazım.
Bu arada sanırım daha mantıklı bir bağlama yöntemi buldum. Evet. Şimdi sen bir gel şöyle. Ardından. Sen. Sen. Sin ve sin. Burası 3 kanal. Üstten dense cable'lar geçecek. Ve 4 burası. Aslında dur. Evet, bunu buraya bağlayabilirim. 4 burası. 8 burası. Şimdi dense cable. Hadi seyreymiş. Evet, şimdi dense cable'ımız. Bu ikisi dense cable. Buradan aynı şekilde şu buraya bağlanacak, ancak orada bir adet hile yapacağız. Cable anchor. Cable anchor'lar fazlasıyla güzel bir alettir. Bu arada. Yanlış wrench. Doğru wrench. Şunları bir kaldırmamız gerekecek. Sen gel. Sen gel. Ardından siz ikiniz yerleşin ve bunlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bağlanmıyorlar. Ve bu arkadaş bir adet peer-to-peer tunnel'a bağlanacak. Peer-to-peer tunnel. Dört tane yapayım. Evet ve bu arkadaş bağlandı. Bu arkadaşı da şuradan hayır, yanlış yer. Buradan geçireceğiz. Ay ya da dur, oradan geçirmeyelim. Şuradan geçirelim. Ve onları da enerji sağlamış olur bu sayede. Evet ve bu da şuraya gelsin. Onun fasatlarını döşeyeceğim. Hatta şurada fasat craft edelim bir. Senin fasadını yapamıyor muyuz? Evet, yapamıyoruz. Ama mikrobloğunu yapabiliyoruz. Sağlık olsun. O zaman bu. Gelsin şöyle. Evet. Evin arkası biraz kablo dolu olacak. Ama ne yaparsın? Ardından ve biraz daha kablo yapmam gerekecek. Şimdi aşağı çıkış.
Bunu da lime yapmam lazım. Evet. Bunların büyük çoğunluğu zamanla dense kabloya dönüşecek ancak şimdilik dönüşemeyecek. Aslında dur seni şuradan mı delsek? Burası mantıklı. Bu arada kablosuz aktarmanın da bir yolu var ancak kendisi pek sağlıklı bir yöntem değil şu an için. Enerji açısından. Ve voila. Ayrıca bir adet smart cable lazım bana. Aslında gerek yok. Aslında gerek var. Neyse. Smart cable işini sonradan hallederiz ve... Buraya gelelim. Dört kanal. Şimdi bir adet daha peer-to-peer tunnel, bir adet dense kablo ve seni boyayalım. Voila! Şimdi sırada sevgili sizin adın neydi? Ha, memory card. Şuna shift sağ klik yapıyoruz ve ardından buna da normal sağ klik. Bakalım. Bağlandı mı? Sanırım bağlanmadılar. Ama bir bakalım. Bağlanmışlar. Problem nedir? Doktor, problem nedir? Doktor, doktor baksana. Problem nedir? Ha tamam. 14 kanal. O tarafa geçelim bir. Tamam. 14 kanal. Güzel. Şu an bu makinelerin hepsi aktif. Bu arada bu dense kablolar 32 kanala kadar taşıyabiliyor. Yani 6 12 Evet. Şu an için gayet kaldırıyor. Peki. Sırada ne yapacağız? Şunu programlayacağız. Ama öncesinde bir şey yapmamız gerekiyor çünkü mesela şimdi evet. Evet, gördüğünüz gibi craft diyebiliyoruz ancak next dediğimde no crafting CPUs are available diyor bana. Bunun sebebi gerçekten de bir tane bile crafting CPU mevcut değil. O zaman crafting units. Tamamdır. Öncelikli olarak crafting monitör. Ne istiyormuşsun sen? Storage monitör. Level monitör. O da bizden redstone torch istiyor. Harika. Hayır, yanlış.
Ardından bir adet level emitter'ı lütfen ver bana. Yine yanlış recipe. Sonrasında da evet. Koprosör 1K, 4K, 16K. 4K yapıldı. Daha sonradan upgrade ederiz. Evet, sen gel. Şimdi koprosör mü yoksa crafting unit mi? Crafting storage mı? Crafting storage. Valla be. Bunlarla ne yapacağız diye soracak olursanız. Bunları alacağız. Ve buraya dizmeye başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi bunlar birer multiblok. Valla. Sonrasında bunları bu dense kabloları bunalara ayıracağım. Biraz daha lazım. Redstone, glowstone. Aslında düşününce şunları bir nebze daha alta taşıyacağım. Gelin siz bakalım. Şimdi storage'lar, bunları şöyle yerleştireceğim bu sefer. Alt tabak modlar, sağlık olsun. Evet, ve ardından ya da direkt şöyle bağlayalım, bu çok daha makul olacak gibime geliyor. Çünkü bununla beraber akıllı bir sistem var. Şuradan da çıkıntı yapmak. Bu sayede buradan 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl? 1, 2, 3, 6'da bir satır. Evet, 8, 8, 8, 8 şeklinde yapabiliriz bu sayede. Ve şimdi sistemden ben Red Alloy Wire isteyeceğim. 8 tane versin bana. Start diyelim ve şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi bu red alloy ingotlarımızı yapıyor. Bunların otomatik çıkışını ayarlayalım. Bunları ayarlamadım. Sıvı değil, katı. Bunu elle çıkış yaptıracağım şimdilik. Evet, gördüğünüz gibi senin sıvı çıkışını vermişiz. Evet ve bu arkadaş
Bu işlemi bize yaptı. Şimdi sırada... Biraz... Copper. Copper foil yapmakta biraz. Evet, konsepti az buçuk anladınız diye düşünüyorum. Ve... Evet, Molten Soldering Iron. İstediğim şey buydu. O zaman... Bir adet... Pattern. Yapalım. Almıyor. O zaman Great Texture. Bu compressed air cell dolu. O zaman azıcık tin alalım. Sen git şuraya. Extruder gel. Sen gel. Sen. Bir tane lazım şu an. Teşekkürler. Aa. Oh. O zaman Universal Fluid Cell yapacağız. Tamamdır. Bakalım. Senin yapımın. Glass pane'imiz yok. Var ama yanlış tip. O zaman hadi bakalım glass pane. Universal Fluid Cell. Senin alman lazım artık. Tamam, bu da almıyor. Conduit. Item Conduit. Ender Fluid Conduit. Tamamdır. Şimdi aslında dur düşününce depolamamıza ihtiyacımız yok. Ardından kablo. Ve... Yapmamız gereken diğer bir arkadaş da şu. Sen gel, ardından inventory'yi boşalt azıcık. Bir saniye. Fleet export bus mı koydum ben? Evet, fleet export bus koydum. Fluid import bus lazım şu an bana. Ya da daha da makulü. Ender conduit. Extract. Bunların içine doluyor. Evet.
Bu çok daha makul bir sistem oldu bence. Bir kanal daha açığımız var, o kadar. Evet, sen git, sen git, sen git, sen git. Sen de git. Sen de git. Sen de git şimdilik, sen de git. Ve azıcık yemek yiyelim. Evet, gördüğünüz gibi crafting işlemleri bu şekilde çalışıyor. Bunlara da circuit malzemelerini yağdıracağım. Evet. O zaman şimdilik benim işim burada. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Tabi bu arada birkaç tane daha makine lazım. Extruder'dır, laser bilmem nedir falan filan. Onları da yapacağız.